Balkanlar ve Osmanlı mirası Osmanlı İmparatorluğundaki Teba'dan etnik kimliklere Dönüşün Osmanlı İmparatorluğunda etnik kimliğin biçimlenmesi her şeyden önce modern Balkan dünyasının oluşumu tarihidir. Balkanlarda milliyetçilik, Hristiyan halklar yani Hellenler ve Slavlar arasında oluşmuş ve Slav milletler hegeleyen teolojik tarih anlayışıyla 19. yüzyıl milliyetçi tarih anlayışının denilebilir ki en usta örneklerinden birini vermişlerdir. Buna karşılık Türk, Arnavut gibi Müslüman halkların ulusçuluğu ve Orta Doğu'da modern milliyetçilik olan Siyonizmin Osmanlı toprağına yerleşmesi geç olmuştur. Hatta Arap milliyetçiliği de esas itibariyle 19. yüzyıla özgüdür ve örgütlenme ve etniklik bakımından Birinci Dünya Savaşında imparatorluk yıkılana kadar pek önemli bir olay sayılamaz. 19. yüzyıl boyu modern milliyetçilik Osmanlı ideolojisi tarafından önlenmiştir. Osmanlıcılık klasik imparatorluğun tarihi bir tortusu değildir. Tamamıyla 19. yüzyılın şartları içinde modern bürokrasinin yarattığı ve her dini ve etnik gruptan Osmanlı'nın mensup olduğu seçkin sınıfın bir ideolojisidir. Osmanlı İmparatorluğundaki halkların milliyetçiliği ve bu emperyal ideoloji iki zıt akımdı. Mesela Yunan ayaklanması sırasında Hellenlerin milliyetçiliği ile Hellen unsurunun elinde ve yönetiminde olan Fener Patrikhanesi arasındaki zıtlık, hatta gerilim bunun örneğidir. Milliyetçilik Hellen Türk çatışmasını Osmanlı elit çevrelerine kadar sürükleyemedi. Ama Hellen elitiyle Yunan adaları ve Anakarası arasındaki gerilim başlar. Alexandra Sifini 17. asırdan 19. asra kadar Fener Patrikhanesini tarihin bir özelliğinden bu efendilerin Türklere ehvenişer diye baktıklarından bahseder. Yunan dilini klasik Yunancayı ve Batı dillerinden bir ikisini bilen bu efendiler, Türk dilini de bilirler, öğrenirlerdi ve bir yerde Osmanlılık kimlik ve duygusunu taşıyan seçkin grubu oluştururlardı. Fenerli beylerin bu Osmanlılık duygusunun müteaddit örneklerini verebiliriz. Mesela Londra sefirimiz Kostaki Musulus Paşa, Yunan milliyetçilerinin başlıca hedefiydi. Atina'daki orta elçiliği sırasında Yunanlıların suikastine uğradı ve sol kolu sakat kaldı. Ama kuşkusuz bunlar arasında ipsilantiler gibi Yunan milliyetçiliğine meyledenler de vardı. Fenerliler jeneolojik nitelikleri itibariyle ilginçtir ki, ciddi tetkiklere ve toplu bir eser yazımına konu olmamıştır. Oysa Osmanlı tarihçiliğinde bunlar kadar yerli ve yabancı kalemde sözü edilen grup az bulunur. Ahmet Vefik Paşa ki aslen Hellenize olmuş eski bir Bulgar ailenin ihtida etmesiyle onların torunu olarak tarih sahnesine çıkmış bir dahimizdir. Yunan diline eski ve yenisine vukufuyla tanınır. Ve daha da çok bilinen yönü şedid Hellen düşmanlığıdır. Aslında Klasik Osmanlı İmparatorluğu'na göz attığımızda göze batan iki renkli unsur, Hellenler ve Türkler'dir. 18. yüzyıl Avusturya-Şitirya bölgesine ait bir halk resmi. Avrupa milletlerini allegorize eder ve özelliklerini mukayeseli olarak tasvir eder. Bu milliyetler tablosunda en seçkin ve makbul karakter İspanyoldur. Engel ve ahmak tip Moskovit denen Rus'tur. İsveçli, Polonez ve Macar sıralamayı menfi olarak izler. Alman orta vasıflıdır. 18. asrın halkı bugünkünden farklı bir kimlikler dünyasındadır. Fakat asıl ilginci sarıklı ve cübbeli tipin Türk yahut Yunanlı olmasıdır. Şeytani dinli ama zeki, memleketi güzel, hükümdarı tiran olan bir tiptir bu. Avrupa halkının büyük çoğunluğu aydınlanma ve pil helenizm denen devirde dahi Türk ve Hellen unsuru birbirinden ayırmaktan acizdir. Osmanlı cemiyetinde Fransız aydınlanması ve milliyetçiliğin etkisinden önce de Hellenler ve Slavlar arasında ulusçuluk fikirleri vardı. Bu Fransız ekolünün asıl etkilediği unsur Türklerdir. Özellikle Trablusgarp Savaşı, Balkan faciası, Türk unsuru milliyetçiliğinin etkisinden önce de nazari değil, tecrübi olaylarla ve silinmez izlerle öğretmiştir. Bugünkü milliyetçilik ve bazı çevrelerde de bunun aksine Türk milliyetçiliğini okul tarih eğitiminin eseri olarak gösteren yazarların gerçekle bağı yoktur. Türkiye'de tarih eğitimi kitlelere herhangi bir şeyi aşılamayacak kadar zavallı durumdadır ve hep öyleydi ilk cumhuriyet yılları hariç. Şüphesiz Türklük, dile ve Müslümanlığa dayanıyor. Türk olduğu halde Müslüman olmayan Karamanlı, Gagavuz gibi unsurların Türk kavramından hatalı olarak dışlanmaları bunu gösterir. Çok sonra bu hatalarını kamufle ettiler. Maalesef bu mirasın etkisiyle yeni Türkiye Cumhuriyeti Karamanlı Rum dediği Hristiyan Türkleri mübadeleye tabi tutmuş, ve Yunanistan'da mutsuz bir zümrenin varlığının vebalini üstlenmişizdir. Buna karşılık Girit halkı, Balkanlardaki pomaklarda Müslümanlıkları dolayısıyla Osmanlı Türk kimliğini benimsemiş ve bu kimliğin bedelini kanla ve ıstıraplarıyla ödemiştir. Osmanlılık, Türklük için bir ön aşamadır ve 19. yüzyılda dini, dili farklı insanlar bir Osmanlı eliti oluşturuyordu. Nihayet Müslümanlığa dönen Polonya Macar milliyetçi mültecilerini ele alalım. Bunlar Türk olmuş, bunu benimsemişlerdir. Ve bu ilginç grup çocukları da gelecekte Türkiye'nin içtimai ve kültürel hayatını etkilemeye devam etmişlerdir. Buna rağmen bu süreç Anglo-Sakson bir terim olan Nation Building kavramıyla ifade edilemez. Bu kavimler mazide kendi devletleri, yazılı edebiyatları, hatta bağımsız kiliseleri olan toplumlardı. Bulgar, Sırp kiliseleri Rum Ortodoks ritüelde olmalarına rağmen kendi bağımsız ve milli karakterleri vardı. İtiraf etmek gerekir ki Fener'deki Patrikhanenin bu konudaki baskısına rağmen bu toplulukların kiliselerinde milli dildeki liturji ve ibadet devam etmiştir. Ve Osmanlı idaresi zamanında Fener Partikanesi bu halkların etnik niteliğini ve rengini nesile bildi, ne de belki böyle bir amacı vardı. Balkanlarda Rum Ortodoks inanç kendini etnik bir kimlik şeklinde ifade etmiştir. İyi eğitim görmüş bir Bulgar, bir Ortodoks Arnavut kendini Helenlikle aynıleştirir. İşte bu safhada Rusya'nın Balkanlardaki etkisi, durumu çok değiştirmiş ve denebilir ki ve denebilir ki Bizans Hristiyanlığının getirdiği bir tür hellen bilinci yerini Slavlığa bırakmışsa bunda Rusya Kilisesi'nin marifinin ve Çar'ın dış bakanlığının faaliyeti etkili olmuştur. Yunanca Balkanların ticari lingua francasıydı. Fakat daha önemlisi Fener'deki patriğin ve kilisenin ve okulun diliydi. Helenlikle Hristiyanlık o derece özdeşleşmişti ki daha önce zikrettiğimiz gibi 19. yüzyılın başında Moskopolis'te bu bir Eflaklı papaz olan Pope Daniel Izagogi Didaskalia adlı popüler gramer ve lügat kitabında herkesi Ortodoks dininin dilini öğrenmeye ve bu dili konuşmaya çağırıyordu. Yani Yunancayı öte yandan Türk kimliği de Balkanlardaki Müslümanlar arasında aynı rolü oynuyordu. Din dolayısıyla Türklere yakınlık duyanlar onların dilini de benimsedi. Gerek Türk tarih yazımında gerek bazı Avrupalı yazarların arasında Rusya'nın Balkan Slavları arasındaki etkisini abartanlar olmuştur. Gerçi Rus dili ve panslavizmi Balkan Slavlarını etkiledi. Hatta dillerinde Rus isimler yer aldı. Ama Balkan Slavlarını çağdaş dünyaya açan dil asıl Almanca olmuştur. Avusturya ile olan ticaret Sırplar arasında da Bulgaristan'da da yeni bir sınıf yarattı. Avusturya'ya yerleşen Slavlar o ülkenin dini inancını değilse de edebiyatını ve kültürel anlayışını aldılar. Balkan Slavları kadar Hellenler arasında Türk dilinin üstünlüğünü artırma ve Türkçeyi bir lingua franca konumuna getirmesi konusunda 19. yüzyılın Osmanlı idaresi çok çabalar gösterdi. Okullara Türkçe dersi, Türk tarih ve edebiyatı konuyor ve gayrimüslim okulların programı ve faaliyeti teftiş ediliyordu. Öte yandan Hellen okullarında devlet aleyhine konular öğretildiği ihbarları da yayılıyordu. Böyle ihbarlar bazı zaman o cemaatin üyeleri tarafından yapılırdı. 1860 yılında böyle bir olay görülüyor. Halki'deki Heybeliada seminerinin Filipaki adlı öğretmeni Baba Ali'ye seminer hocalarının zararlı fikirler telkin ettiğini ihbar etti. Bu bir basit hıyanet olayı değildir. Bu Bizantin Osmanlı bir tutumla taze Helen milliyetçiliğinin çatışmasının sayısız örneklerinden biridir. Osmanlı resmi ideolojisi, 19. asırda yeni kurduğu okullarda, gayrimüslim milletlere yüzde 33'lük bir kontenjan tanıdı. Böylece Osmanlılık ideolojisi, her etnik gruptan elit sınıf yaratacak bir yöntem bulmuştu ve bu yöntem işledi de. Evvela, gayrimüslim milletler bu intiyaz için aralarında çatıştı. Mesela 1857 yılında tıbbiye mektebindeki Ermeni talebenin sayısının 50'den 55'e çıkarılması için Ermenilerin Rumların kontenjanları aleyhinde Baba Ali'ye müracaat ettikleri görüldü ve neticede muvaffak oldular. Bürokraside Rum Fenerli beyler yerlerini kaybetmeye başladılar. Onların yerini Ermeni, Türk, Bulgar, Yahudi gibi unsurlar aldı. Osmanlı Hariciye Nezaretinde ve 19. yüzyıl sonunda Taşra idaresindeki memurlar arasında bu kozmopolit gelişmeyi görmek mümkündür. Federalizm Ulusalcı programlarda federalist tutum ilk safhadır. Rigas ve Lestinis'ten beri Osmanlı İmparatorluğunda ulusalcı ihtilalci unsurların önerdiği yeni rejim, yeni anayasa projeleri federalisttir. Bulgar Gizli İhtilal Komitesi de 1860'larda önerdiği anayasa tasarısında Sultan Abdülaziz'i Osmanlı Hakan'ı ve Bulgar Çarı olarak nitelemek istiyor. İki meclisli ve Bulgar Kilisesi'nin bağımsız olduğu bir imparatorluk modeli öneriyordu. Pitsi Piyoz Bey gibi Fenerli Helen Aydınlar, 19. yüzyılda dahi bir yeni Bizans yani Helen Türk bir imparatorluk öneriyorlardı. Arap aydınları da bu dönemde Butrus Bostani, George Zeydan, Keva Kebi gibileri hilafetin Türklerin uhtesinde bulunmasına karşı olduklarını belirtiyorlardı. Bununla beraber Araplar henüz bağımsızlık için hazırlıksızdı ve devlet ve sultan aleyhine bir girişimleri yoktu. Bizans sözü Rönesans'a özgü bir deyim. Bizanslılar kendilerine Romalı derdi. Türkler de bu ülkeyi i̇klim Rum, Roma ülkesi, saltanatı Rum gibi tabirlerle adlandırır, kendilerine Rumi, Romalı derlerdi. Helenizm ve Türkizm Balkanlarda Hristiyanlık ve Müslümanlık etrafında biçimlenen iki kimlik iken 19. asır boyunca milli kimlikler tarafından erimiştir. Fener'deki patrikhane okumenik bir kurum olarak milliyetçi parçalanma ile erimiştir. Ve ilk darbeyi de Yunan bağımsızlığı ile yemiştir. Türkler ona Rum Ortodoks Patriği derler. Bu ökümenik patrikattan farklı bir deyim değil. Çünkü okümenon, insanların yaşadığı dünya parçası yani Roma'nın hakimiyet alanı demektir. İmparatorluğun bu parçalarının erimesiyle Helenizme, Slav milliyetçilikleri ardından Türkçülük çıktı. Öyle ki 19. asırda Şemsettin Sami Fraşeri hem Arnavut hem Türk milliyetçiliğini birlikte götürüyordu ve sadrazam Said Paşa'nın panislamizmi ise temel unsuru Türk olan bir panislamizmiydi. Daha açık Türkçüler de vardı. Ahmet Vefik Paşa, büyükelçi, başvekil, yazar ve Molière mütercimi, ihtida eden Bulgarzadeler ailesinden geliyor. Sözünü yukarıda ettiğimiz bu ünlü Türkolog eski yeni Yunancaya hakim ve anti-Helendi. İlk parlamentoda 1877'de seçim kanunu tartışılırken Arap mebuslara gelecek seçime kadar aklınız varsa 4 yıl içinde Türkçeyi öğrenirsiniz demişti. 1849'da imparatorluğa sığınan Macar, Polonyalı subaylar ihtida ettiler ve Türk milliyetçisi oldular. İçlerinden Celalettin Paşa, Nazım Hikmet'in ana tarafından büyük dedesidir. Türk milliyetçiliğinin düsturu olan Eski ve Yeni Türkler adlı bir kitap yazdı. Öbür yanda küçük Asya kıyılarında yer alan, Ayvalık'ta kurulan Hellen Akademisi sadece Hellenleri değil, başka Hristiyanları da eğitiyordu. Ama Hellenize ederek. Buna rağmen aksi gelişme de başladı. Hellenlikle bağdaşan Bulgarlardan Konstantin Potino gibi biri ise İzmir'de ilk Bulgar gazetesini Liu Boslovje'yi çıkardı. Odessa'da ticaretle uğraşan bir Bulgar aydını olan Aprilov, Ukraynalı Venedin'in tesiriyle Hellen değil, Bulgar olduğunun bilincine vardı ve ilk milli Bulgar mağrif hareketini başlattı. Balkanlarda Pax Ottoman'a sona eriyordu. Bulgar komitelerini model alan bir Türk komitesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Türkiye'nin ilk önemli siyasi partisi olarak hayata atıldı. Bu anayasacı devrimci komiteyi İstanbul Tıp Fakültesinden bazı talebeler kurmuştu ama kuruluşun çubeleri Balkanlara yayıldığında asker, sivil, memur, tüccar üyeleriyle tanınmaz hale gelmişti. Artık tam manasıyla bir Balkan komitesiydi. Osmanlı ordusu etnik Türk kültürüne ve diline her zaman dikkat etmiştir. Mesela Arabistan ordusunun askerleri arasında Arap sayısının artması üzerine derhal Anadolu'dan gençler buraya gönderiliyordu. İttihat ve Terakki bu nedenle az zamanda Türklüğün yeşerdiği bir parti olduğu ve kozmopolit Selanik şehrinde Türk dili tarihiyle uğraşan memurlar ve aydınlar ikinci Abdülhamit sansüründen sığınacakları bir melcei iltica buldular. Balkanlar uzun bir tarih içinde Roma, Hellen, Slav unsurları barındırır. Hristiyanlık Bizans mirasıdır. Osmanlılık Balkan tarihinin son 5 asrını kapsar. Bugün Balkanlara Güneydoğu Avrupa deniyor. Bu anlamsız bir adlandırmadır. Türk-Balkan deyimi yerine Romalı Hayemus tabiri de kullanılabilir ama niçin bir yerine üç kelime kullanıyoruz? Üstelik bu bölge neye göre Güneydoğu'dur? Tiepolo'nun Würzburg Sarayı'ndaki Avrupa Alegoriyası veya Piskator'un haritalarındaki Batı Avrupa merkezcilik şimdi tekrar böyle bir adlandırmayla diriliyor. Balkanlardan ne Roma, Bizans ne de Osmanlı mirası silinebilir. Balkanların tarihini kendi inancımıza göre tekrar yazamayız, inşa edemeyiz. Arangio Ruiz'in Roma hukuk mirası için söylediği bir deyimi Osmanlı mirası için kullanmak mümkündür. Yani istesek de istemesek de, bilsek de bilmesek de hepimiz Osmanlı'yız. Balkan yarımadasının kültürü toplumsal kurumları ve problemlerini anlamak için Osmanlı tetkikleri kaçınılmazdır. O dönem bilindiği ölçüde Balkanlar anlaşılabilir. Fizan sürgününden İtalya işgaline Osmanlı'nın Afrika'daki son günleri 2011 Trablusgarp Savaşı'nın 100. yılıydı. İtalya bugünkü Libya toprakları sayılan Trablusgarp vilayetine ve müstakil, yani doğrudan merkeze bağlı, Bingazi Sancağı'na saldırdı. 29 Eylül 1911'de verilen bir notayla bu savaşın başlayacağı bildirilir. Doğru dürüst cevap alınmadan ve müzakereye girişilmeden, 4 Ekim 1911'de İtalya Deniz Kuvvetleri, Halk kıtaları dahil her sınıftan askerini Trablusgarp toprağına dökmüştür dökmüştür diyoruz. Çünkü burada tarihçi açısından büyük bir problem var. Genellikle tarih yazarken Türk Osmanlı tarafının yokluk ve problemleri ele alınır. Bu doğru. Ancak İtalya'nın gelişmiş bir kolonyalist ülke olmadığını, hücumu ve harbi nasıl planlayamadığını pek dikkate almayız. Bu açığın giderileceğini ve Risorgimento arşivlerinde İtalyan Deniz Kuvvetleri kaynaklarında Trablus Harbi'nin iki taraflı olarak etüt edileceğini ümit ediyoruz. Avrupa'nın anası İtalya İtalya 1911'e gelene kadar Avrupa'nın en geri kalmış büyük devlet gücüdür. İtalya, medeniyeti, kültürü ve bir takım müesseseleri itibariyle Avrupa'nın anası demektir. İtalyasız bir Avrupa düşünmek mümkün değildir. Buna rağmen İtalya bugün bile devam eden problemleri bariz bir şekilde yaşıyordu. Kuzey İtalya endüstriyel, ticari, gelişmiş kültürüyle mağrur, aristokrasisi hakim bir bölgeydi. Güney ise zirai, geri kalmış bir feodal yapı ve Sicilya'dan bildiğimiz gibi sadece mafya tipi ilişkiler ağıyla değil, kilisesi, toprak ağalığı gibi yerel örgütlenmeleriyle kendi içinde yaşayan, bütünleşememiş bir vatan parçasıydı. İtalyan birliği bir bakıma Almanya'nın birliğinden daha evvel oluştu ve burada şaşılacak şey İtalya'nın en gelişmiş bölgesi Piemonte Lombardia'nın sanayici kuvvetleri ve başındaki mağrur monarşi ile Güney İtalya'yı temsil eden Garibaldi ve onun kırmızı ceketlilerinin bir araya gelmesidir. Güney'in bu cumhuriyetçi kuvveti monarşi ile işbirliği halinde papalığı bile ortadan kaldırıyor yani Vatikan bunların getirdiği yeni düzene dayanamıyor ve Papa'nın kendisi Vatikan arazisini terk ederek Roma içindeki St. Pietro di Laterani Kilisesi'ne çekiliyordu. 1929'daki Lateran Anlaşması ile Mussolini, papalığı tekrardan küçük internasyonel devlet olarak ihya edip tanıyana kadar bu papalık mahkumiyeti böylece devam edecekti. Yeni İtalya'nın problemleri sayısızdır. Artan nüfusu ihraç edecek yer lazımdır ama uygun koloniler yoktur. İtalya'nın işsiz halkı Akdeniz adaları ve bilhassa Osmanlı Türkiye'sine hücum etmektedir. Göç etmektedir. İstanbul'un Peramohite apartmanlarının ve İzmir villalarının çoğunu İtalyan ustalar yapmıştır. İtalya modern Türkiye'nin hayatında önemli bir yer teşkil eder. 1849'da Macarlar ve Polonyalılarla birlikte Avusturya ve Rusya'ya karşı savaştıkları için kaçan İtalyan mülteciler bize sığınmışlardır. Sultan Abdülmecid tarafından himaye görmüşlerdir. Böyle bir bağ da vardır. Tabi üstüne Kırım Savaşı'ndaki İtalya söz konusudur. Bütün bunlara rağmen şimdi bu İtalya kolonyal iktidarını kurmak için Türkiye ile uğraşmaktadır. Çok ilginç bir olay İtalya'nın Tunus'u ve Cezayir'i Fransa'ya kaptırmasıdır. Cezayir'deki ilgi şimdi sadece Cezayir'deki İtalyan kadını operası ile devam ediyordu. Mısır zaten İngiliz işgalinde. İtalya'ya kala kala Trablusgarp kalıyordu. Bu yerin anasını eski Roma hakimiyetine bağlı olarak tutuyorlar. Bildiğiniz gibi Tripoli, Sayranika, yani Roma'nın Afrika kolonileridir. Ve burada Roma'nın en önemli şehri Leptis Magna'dır kumlar altına gömülüdür. Bugün bile en canlı, en güzel Roma şehri budur. Çok turist gitmediği için bizim Efes'e dönüşmemiştir. Bu bölgede tabii önemli bir sınıf da vardır. Nitekim Roma imparatorlarından Septimus Severus da miladi 146 yılında doğdu. 193-211 tarihleri arasında imparatordu. Babası yerli zadegandan Kartaca asıllı, annesi Roma'dan gelip yerleşen bir patrici ailesinden olan Septimus Severus, Kartaca aksamıyla Latince konuşabiliyordu. İstanbul tarihinin yakından tanıdığı bir imparatordu çünkü Büyük Konstantin'den evvel şehrimizde inşa ettiği eserler vardır. Libya'nın Roma İmparatorluğu üzerindeki önemi her şeyden evvel stratejik konumuna dayanıyordu. Birincisi Afrika içlerine açılan bir kapıdır. Bugün bile çat ve Nijerya'ya açılıyor. Yani Afrika'ya bir nevi insan ticaretinde de içeren bir konumda. İkincisi burada Tuaregler gibi savaşçı kuvvetler vardı. Ne var ki bu zorlama gelenek İtalya'nın Kuzey Afrika macerası için geçerli neden değildi. İkincisi burada Tuaregler gibi savaşçı kuvvetler vardı. Ne var ki bu zorlama gelenek İtalya'nın Kuzey Afrika macerası için geçerli neden değildi. Bilhassa Vaha şehirleri Kufra, Gadames gibi Afrika ile sahil arasındaki ticaretin, kervanların uğrak yerleri var. Bu yüzden bu Libya dediğimiz toprak ki, tarih boyu Arap dünyasında Trablusgard diye geçiyor, 7. asırda ve Hazreti Ömer devrindeki Mısır'ın fethinden sonra, Arap fituhat programına girmiştir. Ukbe bin Nafi gibi bir Kuzey Afrika fatihinin eliyle İslamlaşmış ve fituat Libya, Tunus ve Cezayir ile devam etmiştir. Demek ki Arap fatihler artık 8. asrın başlarında İspanya'ya, Endülüs'e geçecekler. Bizim için bu önemli toprağın ne olduğunu kaydetmeye gerek yok. Arazi, Arap fethine kadar Roma'dır. Ve bütün tarih boyunca da Mısır'a hükmeden devletler Kuzey Afrika'ya hükmetmiştir. Bu devletlerin Libya'da bir hakimiyeti vardır. Trablusgarp diye müstakil devlet ise ortada yoktu. Nitekim Osmanlı fütuhatı da Mısır'dan sonra Cezayir'in ilhakını getirdi. Bu bölgede mesela Cezayir'in otonom bir yapısı vardır. Mahalli kuloğları buradan giden Türk asıllı Yeniçeriler ve oradaki yerlilerin birleşimiyle oluşmuştu. Libya'da bu kuloğlu nüfuzu o kadar çok değildi. Fakat gene de hakimdi daha fazla Osmanlı hakimiyeti vardır ve bir bakıma da gevşek bir yönetimdir. Çünkü bu çok geniş bir arazi ve nüfusu da çok fazla olmadığından stratejik kaynakları kontrol etmek kolay değildi. Bu nedenle Trablusgarp vilayeti ve yanındaki müstakil Bingazi sancağı gevşeklik içindedir. Hiç şüphesiz ki pek dikkate alınmayan ikinci safha Senusilerdir. Kuzey Afrika'nın tasavvufi tarikatlarıdır. Cezayir'de Ticanilik var ve Senusilik de burada. Senusiler Osmanlı Türkiye'sinin diğer merkezlerinde çok etkili olmadılar fakat Filibeli Şehbenderzade, Ahmet Hilmi, Senusileri çok tutar ve onların görüşüne göre Kur'an'ı okumak ve yorumlamak her Müslümanın vazifesidir ve ona göre içtihat yapmak da görevidir. Bu modernist bir yaklaşım. Senusilerin bir katkısı da budur ve aslında çölden beklenmeyecek bir yaklaşımdır bu. Her halükarda bunların modernist İslam'da da bir yerleri vardır. 4 Ekim'de Trablus'a çıkan İtalyan kuvvetleri sahili gerçi kolay işgal ettiler. Bir ay içinde hem batıdaki Trabluskarp hem güneydoğudaki Bingazi sahil bölümünü çabuk ele geçirdiler. Sahil donanımları vardı ama sahil donanımları vardı ama bu donanımlar hiçbir zaman Fransa, Almanya ya da İngiltere ile mukayese edilemez. Bu nedenle talimsiz ve tecrübesiz komutanlar idaresindeki asker içeri kısımlara giremedi. Bunlar sadece 1-2 kilometre içeri girebildiler. Burada tıkandı kaldılar. İddiatçı subaylar Libya'da. Kim direndi bunlara karşı? Görünüşe bakılırsa kabahat, Müthiş bir gaflet ve umursamazlık içindeki İbrahim Hakkı Paşa'ya atılıyor. Kendisi fevkalade bir idare ve devletler hukuku hocasıdır. Yazdıklarından bugün bile istifade edilir. Fakat tecrübeli bir devlet adamı değildir. Bunu da itiraf edecek kadar dürüsttür. İtalya'nın emellerini ciddiye almamıştır. Askeri olarak ciddiye alınacak değillerdi belki ama Osmanlı mülkü üzerinde emelleri ciddiydi hedefleri ve niyetleri açıktı. Doğu Afrika'da Somali'nin güneyine kısmen ele geçirdiler. Habeşistan Harbi ise bir skandal olarak bitti. Kala kala burası kaldı. Fakat burada bir harp ihtimali görülmediği için biz buradaki bir tümeni bile çektik. Yemen'e sevk ettik. Yemen bizim beyaz filimiz. Başımızın derdiydi. Kala kala jandarma kuvvetleri kaldı. Başlarındaki Neşet Bey'di direnmeye niyetli bu komutana Enver Bey, Ali Fethi Bey ve Mustafa Kemal Bey katıldılar ve bu desteğin arkası da geldi. Cami Bey, Nuri Bey ve gizli olarak gönüllü statüsünde giden resmen gönderilmeyen subaylarla Senusiler birleştiler. Sonuçta İtalya ilerleyemedi. Savaş çok uzun sürdü. Trablusgarp ahalisi büyük bir kahramanlık gösterdi. Bu genç subaylar müthiş bir tecrübe elde ettiler orada. İleride Edirne'nin istirdadını gerçekleştiren Enver Bey, Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nın 1. Cihan Savaşı'nın komutanı Mustafa Kemal Bey burada komutanlık öğrendi. Daha ilginci İtalya adalara saldırdıktan sonra 4 Mayıs 1912'de Rodos'u işgal ediyorlar. Zırhlıları var. Bizde ise donanma bitikti ve harbi hukuken bitirdik. Burada bu bildiğimiz komutanlar derhal Balkan Harbi'ne gitti. Bir kısmı kaldı. Yerliler, Kuloğlu takımı ve başçavuş rütbesiyle tecrübeli askerler kaldı ve savaş bitmedi. Hatta Yılmaz Öztuna'ya göre bir süre sonra bizim Osmanlı Hanedanı'ndan Şehzade Osman Fuat Efendi burada general rütbesiyle karargahıyla kalmaya devam etti. Direniş 20 yıl daha sürdü. Mussolini kanlı bir şekilde direnişçileri yok edene kadar. Trablusgarp Savaşı ile Afrika'daki son imparatorluk vilayeti elden çıktı. Ancak tıpkı Mısır gibi sembolik bir hilafet hakimiyeti kaldı. Ama Türk komutan grubunun etrafı şaşırtacak derecede etkin örgütçü, eğitimci ve her şart altında savaşçı olduğu anlaşıldı. En ilginci Libya'da 20 yıl boyunca savaş sürekli devam etti. Fakat şimdi bugün bu ülke bunların tarihini biraz unutur gibi oldu. Türk-Libya Türk dayanışmasını çok abartmaya gerek yok ama bu şekilde silmeye de gerek yok. Bu Arapların tarih yazımındaki naif hatta çocukça bir yönüdür. Libya kuşkusuz o gün iktisaden bu devletin merkezine kuvvetle bağlı değildi. Türkiye-Libya müsbet ilişkileri 1911-12'nin bir devamıdır. Eğer bugünkü Libya muhalefeti bu dayanışmayı sürdürürse geleceğin Libya'sıyla iktisadi ve siyasi bağların süreceğine şüphe yoktur. Fizan sürgün yeriydi. 2. Abdülhamit döneminde Fizan sürgün yeriydi. Buraya giden sürgünler yani Jön Türk takımı bir yerden sonra üstlerinde büyük bir baskı olmadan geçiniyor orada. Merhum Yılmaz Öztuna değinmiştir. Mesela Trablusgarp Mevkii Komutanı Recep Paşa bunları koruyor ya da korur görünüyor takip ediyor. Bir süre sonra da bunların kaçmalarına göz yumuyor ya da affına aracılık ediyor. Onun için sevilirdi ve iddiaçılar Recep Paşa'yı ikinci meşrutiyetten sonra Harbiye Nazırı yaptılar. Mesela Trablusgarp Divan azasının eşi Zeynep Hanım, kocası buraya sürgüne gönderildi diye Kraliçe Victoria ve Kaiser Wilhelm'e mektup yazıyor. Affediniz diye. Nimet Arzık ile şehit büyükelçi Zeynep Hanım, Taha Çarım'ın büyük annesiydi. Trablusgarp yani Fizan dediğimiz bölgeye bakın. Fizan bir yakıştırma çünkü Fizan güneydeki sancaktır. Fizan sürgünü bizim hürriyet edebiyatında çok yer tutar. Adeta Rusya'nın Sibirya'sı gibi. Uşi Anlaşması 90 bin altını biz alıyoruz. İlk gün yani 4 Ekim 1911'de İtalya burayı alacağım başka emelim yok demişti. Fakat 20 yıl sonra bu iş böyle bitmiştir. Libyalılar direnmiştir. Bu çok açıktır ve bugüne kadar devam etmiştir. 12 adaların istirdadından alınmasından sonra Osmanlı bir mütareke yapmak zorunda kalmıştır. 360 yıllık hakimiyet Uşi anlaşması ile İsviçre'de bitmiştir. Delegasyonda Gazi Ahmet Muhtar Paşa vardır. Lübnanlı Ayan Azası'ndan Fa'üki Paşa vardır. İlginç bir anlaşma ortaya çıkmaktadır. Libya'yı tahliye ediyoruz fakat vezir rütbeli naip gönderiyoruz. Padişah naibi. Oradaki vakıfları ve dini kuruluşları denetleyecek ve şer'i hakim kılarak İtalya'ya karşı hukuken savunacak. Daha ilginci, din adamlarının tayini. Tıpkı Avusturya Macaristan'ın Bosna Hersek'i ilhakından sonra İstanbul'daki Büyükelçi Marki Pallavicini ile yaptığı gibi buradan tayin edilecek. Şeyhülislamlıktan yani. Ayrıca 90 bin altın alıyoruz Libya'ya karşılık. Yani harp tazminatı ödemiyoruz ve daha da ilginci kapitülasyonlar ilga ediliyor. Anlaşmada adalar bize kalacaktı. İtalya geçici süre için orada da kalacaktı ama geri verilmedi. Harp başladı. İtalya birinci harpte başta bizimle olacaktı ama olmadı. Bir asır sonra Trabluskarp Savaşı'nın kısa bir değerlendirmesi. 1911'in Eylül ayı sonunda İtalya, Trabluskarp'a çıkmaya karar vermişti. Yani Osmanlı'nın Afrika'daki son vilayeti Trabluskarp ve müstakil Bingazi sancağından oluşan bugünkü Libya'ya. İtalya, 29 Eylül 1911'de bir notayla savaş şartlarının oluştuğunu belirtti doğru dürüst cevabı beklemeden, müzakereye girişmeden, bütün büyük devletlere Trablus'tan başka yere çıkmaya niyeti olmadığını belirterek 4 Ekim 1911'de savaş ilan etti. Bütün İtalya ordusunun her sınıfı vilayete saldırmıştır. Bir ay içerisinde batıdaki Trablusgarp'tan, doğudaki Bingazi'ye kadar bütün kıyıları işgal etmişlerdi. Fakat içerilere 1 iki kilometreden fazla nüfuz etmeleri mümkün olmadı. Açıktır ki İtalya güçlü bir kolonyalist devlet değildi. Hazırlığı yoktu. Daha evvel Somali'de bir parça ele geçirmiş, Habaşistan'da ise fena yenilmişti. Tarihçilerimiz İtalya'nın gaflet içindeki Türkiye'ye saldırdığını belirtir. Afrika'daki son Osmanlı tümeni savaş olmaz diye düşünülerek Yemen'e gönderilmişti. Kumandan ve vali vekili Neşet Bey ancak kendisi gibi genç subayları gönüllü olarak yanında buldu. Enver Bey, Fethi Okyar, Mustafa Kemal, Nuri Bey gibi bu subaylar resmen değil, gönüllü statüsüyle gönderilmişlerdir. Hilafete candan bağlı yerel halkın kendi etraflarında toplanmaları ve onların kısa zamanda eğitilmeleriyle İtalyanlar durduruldu. Tuaregler ile Bedevilerin yanında Kuloğlu denen, Anadolu'dan yerleşme bazı küçük rütbeli subayların savaş gücü ile direniş sürdürüldü. Geride sadece hilafet kaldı. İtalya az sayıdaki başarılı genç komutan ve direnen yerli halka karşı etkili olamayınca Güney Ege adalarına çıktı. Bu arada Balkan Savaşı da çıkınca İtalya ile Uşi Anlaşması yapıldı. 360 yıllık hakimiyet İsviçre'deki bu anlaşmayla bitmiştir. Trablus Karp'ı tahliye ettik. Fakat padişah naibi olarak vezir rütbeli bir memur gönderdik. Vakıflar ve halkın dini hakları denetlenecek, din adamı tayini İstanbul'dan, şehir İstanbul'dan yapılacaktı. İtalya 90 bin altın karşılık ödeyecek, İtalya'ya verilen kapitülasyonlar ilga edilecekti. Libya'ya gönüllü komutanlar gitmeye devam etti. Yılmaz Öztunan'ın verdiği bilgiye göre... Osmanlı hanedanının parlak genç subaylarından Şehzade Osman Fuat Efendi general rütbesiyle komutayı devraldı ve direniş devam etti. Trablusgarp ile Afrika'daki son Osmanlı vilayeti elden çıktı. Sembolik bir Osmanlı hilafeti kaldı ama İtalyanlar ile olan savaş genç Türk komutanların etkin örgütlenme yeteneği ve savaşçılığını gösterdi. Libya halkının da diğer Afrika halklarına göre çok etkin savaşçılar oldukları anlaşıldı.